Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC One Mini geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılmıştı. Bu telefon ilerleyen günlerde Türkiye'de de piyasada olacak. HTC One'ın deneyimini çok daha kompakt, çok daha küçük ve rahat taşınabilir bir kasada sunan HTC One Mini, HTC One'a göre daha mütevazi teknik özellikler barındırıyor. Yine de HTC One'ın sunduğu yazılım deneyimini en iyi şekilde sunmayı amaçlıyor. Telefonun tasarımına baktığımızda HTC One Mini'nin HTC One'la hemen hemen aynı olduğunu görüyorsunuz. Öne baktığımızda yine 4.3 inç ekran, buna bağlı olarak daha düşük, daha küçük bir yüzey alanı. Ekranın üstünde ve altında yine görmüş olduğunuz boomsound hoparlörler yer alıyor. Yine ön kamera dikkat çekiyor. Arka taraf yine HTC One'ın tasarımıyla aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Burada ultrapiksel kamera yer alıyor. Yine HTC One'da olduğu gibi yine LED flash dikkat çekiyor. Bu telefonda yine Beats Audio amplifikatörü var. Hoparlörde de, kulaklıkta da bunun yararını görüyoruz. HTC logosu yine dikkat çekiyor. Bunun dışında HTC One Mini ile HTC One'ı ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi kenarda görmüş olduğunuz çerçeve. HTC One'da bu bölüm alüminyumdan yapılmıştı. Özel bir işçilikten geçirilmiş, alüminyumdan yapılmış bir çerçeve kullanılmaktaydı. Görmüş olduğunuz tıraşlanmış bölümler biraz boya atımı veya aşıma konusunda HTC One sahiplerine problem çıkarabiliyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Aynı zamanda bu şekilde bir işçilikte biraz maliyetli oluyordu. İşte HTC One Mini'de tüm bu alüminyum çerçevenin yerini görmüş olduğunuz plastik çerçeve yer alıyor. Buna bağlı olarak da tuşlar biraz daha mütevazi diyelim, biraz daha yalın şekilde tasarlanmış HTC One Mini'de. Plastik çerçeve tabii ki biraz olsun HTC One'daki o göz alıcılığı alıp götürüyor. Ama baktığımızda, genel olarak baktığımızda HTC One Mini'nin de HTC One kadar çekici olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle iki telefonu yan yana koyduğumuzda arada çok az fark olduğunu görüyoruz. Hemen hemen aynı telefonlar. Telefonların kalınlıkları da aynı. Tabii ki kalınlık aşağı doğru, arkaya doğru gidildikçe artıyor. Kenarlara baktığımızda, profile baktığımızda çok daha ince görünen bir telefon bizi bekliyor. Devam edelim HTC One Mini ile ilgili konuşmaya. Telefonun üstünde 3.5 mm'lik kulaklık jakı ve güç butonu yer alıyor. Güç butonu yine sol tarafa yerleştirilmiş ve fazla sığ değil, fazla sert de değil. Biraz elinizle yoklayarak bu tuşu rahatlıkla bulup ekran kilidini kaldırabilirsiniz ya da telefonu açabilirsiniz. Bunun dışında telefonun sağ tarafında ses tuşlarını görüyoruz. Sol kenarda yine mikro sim kart yuvası var. Telefonda mikro SD kart yuvası bulunmuyor. 16 GB'lık dahili bellekle idare etmek zorundasınız. Altta da mikro USB portu var. Mikrofon dikkat çekiyor. Arkada ikinci bir mikrofon daha var görmüş olduğunuz plastik şerit üzerinde. Ultrapiksel kamerasından bahsetmiştik. Bu şekilde önde de yine boomsound hoparlörler var ve sensörleri görüyoruz. Telefonda 4.3 inçlik ekran var. Bu 4.3 inç Super LCD ki ekran 1280x720 piksel çözünürlük sunuyor. 342 ppi gibi yeni yüksek sayılabilecek Apple'ın iPhone 5'inde yer alan Retina ekranın piksel yoğunluğundan fazla piksel yoğunluğuna sahip bir ekran var. Ve görmüş olduğunuz kullanıcı arayüzünü, Android arayüzünü, Sense 5 arayüzünü oldukça iyi şekilde gösteriyor. Fotoğraflarda keskin, yazılarda keskin. Tabii ki HTC One'da yer alan 1920x1080 piksel çözünürlüklü Super LCD 3 ekranın yanında bu ekran biraz daha düşük kalite kalıyor. Yakından baktığınızda her iki telefonda da Full HD ekranın yazıları biraz daha keskin gösterdiğini, grafikleri biraz daha keskin gösterdiğini fark edebiliyorsunuz. Aynı zamanda HTC One Mini'nin ekranı HTC One'ın ekranına göre biraz da renk bakımından sıcak bölgeye doğru kaçıyor. Onun dışında her iki ekranın da görüş açıları oldukça iyi. Zaten HTC One'ı önceden incelediğimiz için biliyoruz. HTC One Mini'nin de oldukça yüksek görüş açılarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda güneş ışığı altında da tatmin edici bir görünüm sunuyor. Yok. Yazılıma devam edelim. Sense 5 kullanıcı arayüzü var HTC One Mini'de de. Yazılım deneyim açısından, kullanıcı deneyim açısından HTC One Mini'nin HTC One'dan farklı olduğu söylenemez. Görmüş olduğunuz BlinkFit en son güncellemeleri Twitter'dan, Facebook'tan veya diğer sosyal ağ hesaplarından veya HTC'nin belirlemiş olduğu çeşitli kaynaklardan derlenen konuları ve hizmetleri ana ekranınızda görmeye olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'den de çeşitli kaynaklar bulunmakta ya da uluslararası kaynakları kullanarak bu BlinkFit'i, bu ana ekran beslemesini daha da zenginleştirebilirsiniz. Bunun dışında
Yine çeşitli bileşenler var ekleyebileceğiniz ana ekrana. Bunlarla, bu bileşenlerle deneyimi, HTC One Mini'deki deneyimi, ana ekran deneyimini biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Yine uygulama menüsü de HTC One'da alıştığımız Sense 5 kullanıcı arayüzünün standart menüsü. Burada da bir farklılık yok. Onun dışında Android 4.2.2 Jelly Bean var. Görmüş olduğunuz gibi Jelly Bean 4.2 ile birlikte gelen bir hızlı kontrol paneli var. Bu panel Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri gibi bileşenleri, görevleri, işlevleri kapatıp açmaya oldukça büyük yarar sağlıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim HTC One Mini ile ilgili olarak. Performans açısından baktığımızda HTC One Mini'nin Qualcomm Snapdragon 400 işlemcisi var. 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bu işlemciye 1 GB RAM eşlik ediyor. HTC One Mini'nin geçen yılın HTC One X modeliyle hemen hemen aynı seviyede bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun kullanıcı arayüzünde gezinmek oldukça rahat şekilde gerçekleşiyor. Pürüzsüz, bu açıdan herhangi bir problem yok. İnternette gezinme hızı da oldukça iyi seviyede. Uygulamalar da hızlıca açılıyor ve kullanmaya hazır hale geliyor. Bu açıdan da HTC One Mini'nin fena olmadığını söyleyebiliriz. Oyun performans açısından bakacak olursak oynadığımız Riptide 2 oyunu var bu telefonda ve oldukça akıcı şekilde, akıcı grafiklerle bu oyunu oynayabiliyoruz. Tabii ki daha üst seviye telefonlardaki grafik akıcılığı yok, ancak oynadığımız süre boyunca herhangi bir rahatsızlık duymadığımızı, telefonda yer alan sensörlerle de oyunu rahatlıkla kontrol edebildiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Pil performans açısından konuşacak olursak HTC One Mini'nin tek bir şarjla bir gün üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Test sırasında telefonu mobil veri üzerinde kullandık. Ekranı neredeyse maksimum parlaklığa yakındı ve bu şekilde video çekimi, fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Oyun oynadık ve bu şekilde telefonun yaklaşık 1-1,5 gün kadar dayandığını söyleyebiliriz tek bir şarjda. Tabii ki buna bekleme süreleri de dahil. Wi-Fi kullanarak, mobil veriyi biraz daha az kullanarak bu süreyi daha da arttırabilirsiniz. Onun dışında telefonun ses kalitesi de oldukça iyi. Telefon görüşmeleri oldukça net ve berrak şekilde gerçekleştiriliyor. Bu telefon HSB Plus desteğine de sahip. Gerçekleştirdiğimiz çeşitli noktalarda gerçekleştirdiğimiz hız testlerinde 20 megabit saniyenin üzerinde bir indirme hızı gördüğümüzü belirtelim. SpeedTest.net uygulaması üzerinde. Bu da HTC One Mini ile ilgili dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi. Bunu da not etmek gerekiyor. Devam edelim. HTC One Mini'de, HTC One'da görmüş olduğumuz ultrapiksel kamera var. Bu ultrapiksel kamera özellikle düşük ışık koşullarında oldukça iyi bir performans sergilemesiyle dikkat çekiyor. Baktığımızda özellikle gece gerçekleştirdiğimiz çekimlerde parlaklığın oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bulunduğunuz ortamda ışık kaynağı kuvvetliyse, kuvvetli ışık kaynakları varsa, bu ışık geçirgenliğinin yüksek olması söz konusu ışığın daha fazla geçirilmesine ve ışıkların patlama yapmasına neden olabiliyor. Bu noktada HTC One Mini'nin ultrapiksel kamerası biraz sıkıntı çıkarabiliyor, ancak bunun dışında düzgün sayılabilecek bir fotoğraf deneyimi, kamera deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. 1920x1080 piksel çözünürlükte de görüntü kaydına olanak sağlıyor HTC One Mini'nin kamerası. Bu açıdan da ihtiyaçları karşılıyor. HTC One Mini'de HTC Zoe de geliyor. HTC Zoe'nin varlığı sayesinde herhangi bir anı belli bir süre için, yaklaşık 3 saniye için kaydedebiliyorsunuz ve daha sonra çekmiş olduğunuz bu görüntüler üzerinde en iyi sonuçları elde edebilecek şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu şekilde grup fotoğrafları çekebilirsiniz veya hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ortaya oldukça ilginç, eğlenceli sonuçlar çıkacağını söyleyebiliriz. Video Highlights özelliği de var. Galeri uygulaması içerisinde çekmiş olduğunuz fotoğraflar ve videolar otomatik olarak çeşitli video kliplere dönüştürülüyor. Bunlar da HTC One Mini ile herhangi bir zahmete girmeden oldukça güzel işler çıkarmanıza olanak sağlıyor. HTC One Mini multimedya açısından oldukça tatmin edici bir telefon. Telefonun içerisinde uygulama menüsünde ortam adı verilen bir klasör var. Bu klasör içerisinden telefonda yüklü olan başlıca multimedya uygulamalarına erişebilirsiniz. Telefonda yüklü olan film dosyalarına galeri içerisinden erişiliyor. Bu biraz zahmetli bir yol olsa da galeriye girdiğinizde en altta Movies şeklinde bir klasör göreceksiniz ve burada da telefonun Movies klasörüne veya başka bir klasörüne attığınız dosyaları, film dosyalarını görebilirsiniz. Aslında burada da video highlights özelliğini görebiliyoruz, etkilerini görebiliyoruz. Multimedya desteği açısından, video format desteği açısından zengin olduğunu söyleyebiliriz HTC One Mini'nin. HTC One Mini'deki yerel video oynatısı oldukça başarılı. Ekran görüntüsünü otomatik olarak hızlı şekilde almanıza izin veriyor. Bunun yanı sıra altyazı desteği de var HTC One Mini'nin video oynatısında. Görmüş olduğunuz gibi telefonun belleğine video dosyasıyla birlikte atmış olduğunuz kısa yolu
altyazı dosyasında otomatik olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda Türkçe karakter desteği de var. Buradan Türkçe karakter desteğini de seçerek hemen bu filmi Türkçe altyazıyla izlemeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde altyazı yükleme işlemi tamamlanıyor. Bunun dışında Boom Sound hoparlörler sayesinde de HTC One Mini'de multimedya deneyimi biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Kulaklığa gerek kalmadan kulaklarınızı dolduracak bir ses çıkışıyla film izleyebilirsiniz veya müzik dinleyebilirsiniz. Hoparlörlerin ses seviyesi HTC One'ın hoparlörlerine, Boom Sound hoparlörlerine göre biraz düşük seviyede, ancak diğer akıllı telefonlara göre başarılı bir hoparlör olduğunu söyleyebiliriz HTC One Mini'nin. Bunun dışında müzik tarafında da müzik uygulaması işleri hallediyor. Bu müzik uygulaması da yüklediğiniz, kütüphaneye attığınız müzik dosyalarını otomatik olarak buluyor. Aynı zamanda bunların bilgilerini internetten de düzenliyor, albüm kapaklarını ekliyor. Böylelikle düzenli bir müzik kütüphaneniz oluyor. Aynı zamanda HTC One Mini'de de FM radyo var. Telefonla yüklemiş olduğu müziklerden sıkılanlar için bu FM radyo da iş görecektir. Bu da dikkat çekici bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. HTC One Mini, görmüş olduğunuz gibi HTC One'ın sunmuş olduğu yazılım deneyimini, Zoe'yi, video highlights'ı, bunun dışında Blink Feed'i daha kompakt bir kasada buluşturmuş. Alüminyum yerine plastik bir çerçevenin kullanılması bize göre fena olmamış. Telefonu biraz da sağlamlaştırmış, doğrusunu söylemek gerekirse. Alüminyum biraz da itinalı davranılması gereken bir malzemeydi. Plastik bu açıdan biraz daha sağlam, biraz da rahat şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında telefonun yapısının da biraz daha boyu uzun olacak şekilde ayarlanması da iyi olmuş. Bu sayede tek elle daha rahat kullanabiliyorsunuz telefonu. Cepte de çok daha rahat şekilde taşıyabiliyorsunuz. Eğer HTC One'a biraz daha fazla para ödemek istemiyorsanız, HTC One Mini'nin teknik özellikleri sizi tatmin edecekse bu telefon tercih edilebilir. Telefon ilerleyen günlerde piyasaya çıkmış olacak. HTC One Mini ile ilgili daha fazla ayrıntıyı da teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. O yazıda HTC One Mini ile çekilmiş fotoğraf ve videolarda yer alıyor. Aynı zamanda benchmark sonuçları da o inceleme yazısında yer alıyor. Şimdilik bu kadar.